Modacılar, hadiseden ne istiyor? <laughs> Nuriye Taş keza aynı şekilde yine e, sen kimsin açıklamaları yaptı biliyorsun. Bu modacımız Cemil İpekçi. Cemil İpekçi, ee, çok da değerli bir modacı. Çok ben, sevdiğimiz bir modacı. Ama ben de biz. bu Neden? hadisenin bu kadar e, hani kızacağı bir şey olmadığını düşünüyorum. bir modacı kıyafet eleştirebilir. Gülüp geçiyorum demez e, yerine. öyle eleştirmedi. İlki öyle değildi ama. Oo ağır ağır. İlkinde öyle değildi. İlkinde... Sen en son açıklamasını okudun mu gazetelerde? Ben Baş, başa dönüyor. Nereli olduğu belli nereden yetiştiği belli. Ondan dolayı e, bu zevksizlik vesaire. Ben Sen, kimsin? Şunu hatırlıyorum ilk gece. İlk Cemil İbekçi'nin söylediği laf şuydu. Keşke e, kız kardeşi tasarımcı olmasaydı. Zevkli giyinmiyor dedi. Tasarımcı olmakla kalmasaydı falan gibi bir şey söyledi. Orada hadi senin verdiğin cevap o fetili ateşleyen cevaptı. Ben bunları gülüp geçiyorum dedi. Yani orada aslında bir büyüğü ve bir modacı bir şey söyleyince gülüp geçmek yerine teşekkür ederim, saygı duyuyorum diyebilirdi. Ama Niye kardeşin söz konusu. Kardeşinin tamam, modacılığı ama yani ben de gülüp geçebilirim. Biri ama. Olabilir ama o da benim kardeşime laf söylüyor. Ben de gülüp geçebilirim. Kardeşine değil. Saygısızlık etmek de gülüp işi, İşiyle alakalı aslında bir ben böyle bir işi yapan birinden bir eleştiri almayı lütuf sayarım. Ama benim kardeşim, kardeşim ben modacıysa Kardeşim saymam. Yani kardeşime laf söylenmesi beni rahatsız eder. Hadisini verdi. Kardeş gibi hakla. düşünme, tasarımcı gibi düşün. Saygısızlık etmiyor ki. Gülüp geçiyorum diye. Tamam, ondan sonra onun gülüp geçmesine de kızmış. Bence bu geleceği beklemiş yani. Bence vereceği cevaba hazır olmuş olmalı o olaydan Bence sonra. Bence bir saygısızlık, yapmış. sonrasında tabii ki Cemil İpekçi de çok ağır bir şey söylüyor ki nereden geldiğiyle hadis ne alaka yani haklı olalım haklı kalalım ne alaka hadisenin nereden geldi şimdi e, bir yandan da böyle bir şey e, Sezar'ın aklını Sezar'a teslim edelim. Burada da hadisenin bir suçu yok yani. İlk başta minik bir eleştiri büyüttü hadise orada suçlu bence suçlu değil yani gereksiz. Sonrasında da şimdi hadise haklı duruma geçti. Evet. Bu kadar ağır konuşacak bir şey yok yani. Ne dedi? E, e, i̇şte onu bulmaya geldiğimiz... çalışıyorum magazin sitelerini ka şey kaldırmış, e, kaldırmış, e, kaldırmış. E, Zaten bir sesin yok diyor. Hmm. yani Bir kere artık. Mes, onun da şimdi mesleğine girmiş oldunuz yani Cemil İpekçi kıyafet dışında bir şeyi eleştirirken çok ağır eleştirmiş oldu evet yani bir de ben aynı fikirdeyim benim de kardeşim modacı olabilir başka bir modacı kardeşime laf söyleyince tabii ki gülüp geçerim yani kardeşimi desteklerim orada ama mesela şu giydiği kürkleri sence gerçek mi değil mi? gerçek olmadığını Yok, iddia gerçek ediyor ben gerçek olduğunu düşünüyorum tabii ki sahtecik yani e, ...hadise sahte derken ki... ...suratındaki sahteliğe bakalım asıl ben onu... Sahte değil, sahte diyorsun. Sahte değil, diyorsun. değil diyorum ben. Hı. E, ve bu e, kürkünde 50 bin lira oldu. Zaten açıklandı. Mesela mi? bunu modacılar daha iyi bilir. Anladın mı? Evet. Sahte olup olmadığını. şimdi olmadı. bunu Mesela, konuşalım Bununla ilgili konuşabilir bence Heh. Cemil İpekçi. Şimdi derse ki hayır bu sahte değil... E, ...bu orijinal ha, bir kürk. O mantıklı gelir o açıklama. Oo, ama bakalım o neler olacak. Ama bence... ...o beyazlı hali varsa rica etsem... o o bence sence bana o sahte e, gibi geldi. Bu sahte değil gibi Ama geldi. Ama da sahte dedi. İşte bu değil sahte mi? değil bence. Peki Ama Sevgiler gününde yere düştü de mi bu? Evet. Onu belli ki önceden çekmiş. Ha. Sevgiler gününde. Aynı evet, aynı kıyafet. Evet, aynı kıyafet. Doğrusu ayakkabı aynı bir de. Oradan da yakaladım. Ayakkabısına aynı. Pembe ayakkabısı vardı stiletto. Evet aynı. Beyazın da ben sahte olmadığını düşünüyorum. Ya yani beyaz. Beyaz bir görüntü verebilecek miyiz tekrar? Beyaz kürkünde. Yani o şey röportaj sırasında da gösterebilirsiniz. Bu kadar herkesin yakın çekeceği bir yer, bilinen bir restoran, Ebru Gündeş sahne alıyor. Oraya gerçek zannetmiyorum bu kadar Yani rahat ben de bir şey söyleyeyim. Ee, o kadar ama gerçek yapıyorlar ki dedi hani siz gerçek sanırsınız dedi. Hemen açıklamasını yaptı. Bence e, sahte değil ama tabii o senin kendi vicdanın. Ben bilemem. Ben giymediğim için çok rahatım. Peki sırada hangi haberimiz var Bilal Özbilge? Bilal yok. Bu kepsleri de güzel ah. ama senin bu arada. Ha. Ha, değil mi? Güzel. Ya kendisiyle dalga geçmesi. Bak, ama bir dakika burada bir çelişki yok mu? Kendisiyle dalga geçen, e, espri yapan bir hadise var. Yani özgüvenli. Özgüvenli. Ama hatırlıyor musun e, şeyde altın kelebek ödül töreninde sadece şapkasına laf söylendiği için Oo. ortalığı yakıp kavurmuştu. Enteresan el hareketleri yapıyordu. Sinirlenmişti evet. ama haklı olarak sinirlenmişti. Bu kadar da saçma sapan eleştirilmez hmm. bence de. Ama şimdi mesela Grammy ödül töreninde bir bakıyorsun aynı şapkanın benzerini kim giymiş? Jennifer Lopez. Önce hadise gidi mesela benim gözümde de bence de Anladın ama e, evet o zaman da hani sanki özgüvenli gibi görünen bu bir aslında evet. ters köşe yap hani bizi şey mi yapmaya çalışıyor yani yani değil mi enteresan değil mi bir anda kendisiyle dalga geçen kepsileri hazırlayan hadise bir anda da yorumlara takılan hadise ama yorumlara takılmak da son derece haklı, haklı. E, çünkü çok ağır hangi hadise doğru yapılıyor. hangi hadise doğru kafam karışıyor biz karışık. De onu merak ediyoruz ama hadise sosyal medyayı çok keyifli kullanıyor onu çok güzel kullanıyor ben kesinlikle onu takip edilebilirmiş. İ